Merhaba değerli öğrenciler. Çarkı Edebiyat programına hoş geldiniz. İlk sorumuz 8 harften oluşan ve halk filozofu olarak bilinen Tanzimat Dönemi yazarı. Harfler yanmaya başlayınca butona ilk basan yarışmacımız cevap verme hakkı kazanıyor. Harfler yanmaya başlasın. Ziya Paşa. Tebrikler. Bu soruyu bilerek bizden 100 puan kazanıyorsunuz. Yaşasın. 100 puan kazandım ben. Geçiyoruz sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuz vatan şairi olarak bilinen yazarımız. Harfler yanmaya başlasın. Namık Kemal. Tebrikler. Bu sefer 100 puanı bizden siz kazanıyorsunuz. Devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz şair-i azam olarak bilinen Tanzimat Dönemi yazarı. Harfler yanmaya başlasın. Abdülhak Hamit Tarhan. Tebrikler. Bu soruyu bilerek öne geçtiniz. Sıradaki sorumuz üstad olarak bilinen Tanzimat Dönemi yazarı. Harfler yanmaya başlasın. Recaizade Mahmut Ekrem. Tebrikler. Bu soruyu bilerek bizden 100 puan kazanıyorsunuz. Devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz yerli Molière olarak bilinen yazarımız. Harfler yanmaya başlasın. Ahmet Vefik Paşa. Tebrikler. Böylelikle puanınızı 200 puana çıkarttınız. Sıradaki sorumuz Tanzimat Edebiyatı'nda ilklerin adamı. Harfler yanmaya başlasın. Şinasi. Tebrikler. Böylelikle yarışmayı galip olarak bitiriyorsunuz. Yaşasın. Birinci oldum ben. Evet değerli öğrenciler. Diğer bölümde görüşmek üzere. İbrahim Müteferrika'nın Türkiye'ye getirdiği matbaada basılan ilk eser ve Van Kulu Lugati. Otto Rimman'ın ilk örneğini veren isim. E. Ethem Pertev Paşa. Kulak için kafiye anlayışını savunan Tanzimat sanatçısı. R. Recaizade Mahmut Ekrem. İlk tarihi romanımız. C. Cezmi. Sami Paşazade Sezai'nin kaleme aldığı realist çizgide yazılmış ilk hikaye kitabı. K. Küçük Şeyler. 1862 yılında Şinasi'nin tek başına çıkardığı gazete. T. Tasviri Efkar. Avrupa'dan dönen Namık Kemal tarafından 1871 yılında çıkarılan gazete. İ. İbret. İlk özel gazete olarak 1860'da Şinasi ve Agah Efendi'nin birlikte çıkardıkları gazete. T. Tercümane Ahval. 1840'da İngiliz Churchill tarafından çıkarılan yarı resmi yarı özel gazete. C. Ceride-i Havadis. İlk resmi gazete olarak saray tarafından 1831'de çıkartılmıştır. T. Takvim-i Vakai. Meseleyi Mebhusatun Anha yani ilk tartışma örneğinin görüldüğü gazete. T.
Tasviri efkar. Akıl, medeniyet, kanun kavramlarını şiire ilk işleyen kişidir. Şinasi. Batılı anlamda ilk tiyatro örneği. Şair evlenmesi. Tebrik ederiz. Güzel bir yarışma çıkardınız. Tüm soruları doğru cevapladınız. Teşekkür ederim. Diğer bölümde görüşmek üzere. Batılı anlamda ilk fabul örneklerini yazmıştır. Şinasi. Noktalama işaretlerini kullanan ilk yazardır. Şinasi. İlk makale olan Tercüman-ı Ahval mukaddimesini kaleme alan isim. Pas. Türk edebiyatında vatan şairi olarak bilinir. Namık Kemal. Tiyatroyu halkın eğitiminde bir araç olarak görmüştür. Ona göre tiyatro bir eğlencedir. Fakat eğlencelerin en faydalısıdır. Pas. Tiyatrolarının tümü dramdır. Vatan yahut Silistre isimli oyunu sahnelendikten sonra Magosa'ya sürgün edilmiştir. Namık Kemal. Namık Kemal'in yazmış olduğu eser edebiyatımızda ilk edebi romandır. Eserin ilk adı Son Pişmanlık, sonraki adı ise Sergüyeste Ali Bey'dir. İntiba. Atasözleri üzerine ilk incelemeyi yapmıştır. Şemseddin Sami. Maalesef cevap Şinasi olacaktı. Devam ediyoruz. İlk realist roman olan Araba Sevdası'nı kaleme alan yazar. Recaizade Mahmut Ekrem. Şiire ve şiir kitabına isim veren ilk sanatkardır. Şinasi. Beş perdeden oluşan bu yapıtta kocasına ihanet eden bir kadının aile ve toplumdaki yankıları anlatılır. Eserin kahramanları Akif Bey ve Dilruba'dır. Akif Bey. Namık Kemal'in ilk tiyatro eseridir. Aile zoruyla görücü usulüyle evlendirilen genç bir kızın trajik yaşamı anlatılır. Zavallı çocuk. Razı Dil adıyla bilinir. Beş perdelik bir dramdır. Babürlerin harem ağalarının entrikaları ile Hint Paşa'nın kızı ve vezirin oğlunun aşkı anlatılır. Karabela. İlk makale olan Tercüman-ı Ahval mukaddimesini kaleme alan isim. Şinasi. Tiyatroyu halkın eğitiminde bir araç olarak görmüştür. Ona göre tiyatro bir eğlencedir. Fakat eğlencelerin en faydalısıdır. Namık Kemal. Tebrik ederiz. Fena bir yarışma çıkarmadınız. Teşekkür ederim. Diğer bölümde görüşmek üzere. Edebiyatımızda yazı makinesi olarak bilinen yazar. Ahmet Mithat Efendi. Lisan-ı Osmani'nin edebiyat hakkında bazı mülahazatı şamildir makalesinde dil ile ilgili görüşlerini ortaya koymuştur. Namık Kemal. Hürriyet kavramını şiirde ilk kez kullanan şairdir. Pas. Eserleriyle toplum için heceyi evvel olmuştur. Pas. Renan müdafaanesini Fransız tarihçi Ernest Renan'ın İslamiyet ilerlemeye engeldir düşüncesini çürütmek için yazmıştır. Namık Kemal. Servet-i Fünun yazarlarını, özellikle Cenap Şahbettin'i eleştirerek onlara dekadanlar adını takmıştır. Ahmet Mithat Efendi. İlk köy romanı Karabibik'in yazarı. Nabizade Nazım. Tercüman-ı Hakikat, Bedir, Devir gazetelerini çıkarmıştır. Ali Suavi. Maalesef cevap Ahmet Mithat Efendi olacaktı. Devam ediyoruz. Hikmet, fikir, mesel şairi olarak tanınır. Ziya Paşa. Batılı anlamda ilk satir örneği. Zafername. Ahmet Mithat Efendi'nin yazmış olduğu eser, batılılaşmanın yanlış anlaşılmasını konu alan ilk romandır. Felatun Bey ile Rakım Efendi. Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılan eser, kadın sorununu anlatan ilk romandır. Henüz 17 yaşında. Edebiyatımızda batılı anlamda ilk ana örneği. Pas. Hürriyet kavramını şiirde ilk kez kullanan şairdir. Namık Kemal. Eserleriyle toplum için heceyi evvel olmuştur. Ahmet Mithat Efendi. Edebiyatımızda batılı anlamda ilk ana örneği. Demdeme.
Maalesef cevap deftere amal olacaktı. Yine de güzel bir yarışma çıkardınız. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Diğer bölümde görüşmek üzere. Edebiyatımızda ilk eleştiridir. Ziya Paşa'nın Harabat'ına karşılık Namık Kemal tarafından yazılmıştır. T. Tahribi Harabat. Dağarcık ve Kırkambar adlı dergileri neşretmiştir. Eserlerinin sonunda iyileri mutluluğa kavuşturur. Kötüler ise cezalandırılır. A. Ahmet Mithat Efendi. İlk polisiye romanı Esrar-ı Cinayet'in yazarıdır. A. Ahmet Mithat Efendi. Hasan Mellah adlı ilk macera romanını kaleme alan yazar. A. Ahmet Mithat Efendi. Harabat ile edebiyatımıza ilk antoloji örneğini vermiştir. Z. Pas. Kamusi Türkiye ile edebiyatımızda ilk Türkçe sözlük örneğini vermiştir. Ş. Şemseddin Sami. Orhun yazıtları ve Kutat Kubilik üzerine çalışmalar yapmıştır. Ş. Şemseddin Sami. Edebiyatımızda ilk adapte tiyatro oyunlarını yazmıştır. A. Pas. Lehçe-i Osmani ile Türkçeden Türkçe'ye ilk sözlük çalışması örneğini vermiştir. A. Ahmet Vefik Paşa. Atala yahut Amerikan Vahşileri eseriyle romandan tiyatroya çevrilen ilk örneği vermiştir. R. Recaizade Mahmut Ekrem. Validem ile edebiyatımızda ilk uyaksız şiiri kaleme almıştır. A. Ahmet Mithat Efendi. Maalesef cevap Abdülhak Hamit Tarhan olacaktı. Devam ediyoruz. Batılı anlamda ilk pastoral şiir olan Sahra'yı yazmıştır. A. Abdülhak Hamit Tarhan. Kıskançlık konusunu işlediği Zehra adlı eserinde Türk Edebiyatı'nda ilk psikolojik roman denemesini de vermiştir. N. Nabizade Nazım. Harabat ile edebiyatımızda ilk antoloji örneğini vermiştir. Z. Ziya Paşa. Edebiyatımızda ilk adapte tiyatro oyunlarını yazmıştır. A. Ahmet Vefik Paşa. Tebrik ederiz. Güzel bir yarışma çıkardınız. Teşekkür ederim. Evet değerli öğrenciler, programımız burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.